Merhaba sevgili Kodçuk'un dinleyicileri. Bu zamandır P2P bölümü yapmıyorduk. Bugün aramızda Doğuş Teknoloji'den Aslı Barış ve Sibel Kündes var. Onlarla bir yayın yapacağız. Özellikle Doğuş Holding'deki şirket kültürünü ve nasıl employee retention'ı bu dönemde sağlıklarını konuşmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz son bir sene yazılım sektörü açısından hareketli geçti Türkiye'de ve dünyada. Bu konuları konuşup onların da görüşlerini almak istiyoruz deyip topu size bırakayım. Aslı Hanım, kendinizi tanıtabilir misiniz? Çok teşekkürler Deniz. Öncelikle dinleyenlere çok keyifli bir dinleme serüveni diliyorum. Ben Aslı Barış. 1993 yılında herhalde dinleyicilerimizin çoğunun doğmadığı bir yıldır diye tahmin ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminden mezun oldum. Mezun olurken aklımda hep insan kaynakları alanında çalışmak vardı ve işte o gün bugündür yaklaşık 30 yıldır hep insan kaynakları alanında çalıştım. Bunun bir kısmı finans sektöründe geçti, bir kısmı telekom sektöründe geçti. Son 6-7 yıldır da teknoloji sektöründeyim. Doğuş Teknoloji'deyim. Doğuş Teknoloji, Doğuş Grubu'nun aslında 10 yıldır var olduğu düşünülen ama geçmişine baktığımız zaman çok uzun yıllardır grubun tüm teknolojik işlerini yapan şirketi. Burada yetenek ve kültürden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Selamlar herkese. Sibel Kündeş benim ismimde. Ben de 2002 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne girdim. Mezun olduğumda aklımda hiç insan kaynaklarında çalışmak yoktu benim de, tam tersine. Tesadüfler zinciri sonrasında kendimi bu iş alanında buldum. Yaklaşık 15 senedir de çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra 7 senesi Doğuş Otomotiv'de, son 1,5 senesi yaklaşık da Doğuş Teknoloji'de devam eden bir maceram var. Ben de yetenek kazanımı ve işveren markası ve iletişim başlıklarından sorumluyum. Çok memnun olduk iki katıldığınız programımıza. Burada peki bize biraz Doğuş Teknoloji'yi tanıtabilir misiniz? Yani burada şeyden de bahsedebilirsiniz, faaliyet alanlarından ya da holding ve teknoloji ayrı firmalar galiba. Hı hı. Neden ayrı firmalar? Şöyle, şimdi Doğuş Grubu olarak baktığımız zaman Doğuş Grubu 1951'den bu yana Türkiye'nin en önemli gruplarından bir tanesi. Biliyorsunuz bizim otomotivden yeme içmeye, perakendeye kadar pek çok farklı alanda, farklı sektörde çok önemli yatırımları olan, çok önemli şirketleri olan bir grup. Şimdi tabii ki her grubun belli bir olgunluk, belli bir gelişim döneminden sonra aslında teknolojisine yatırım yapması, teknolojiyle beraber aslında kendi müşterisine sunduğu deneyimi daha ileriye taşıması gibi ihtiyaçları da olabiliyor. Doğuş Teknoloji zaten bu ihtiyaçla beraber çıkmış, bu ihtiyaçla beraber kurulmuş. Ama Doğuş Teknoloji bundan 10 yıl önce 2012'de kurulmuş gibi görünmekle beraber kuran ekipler aslında Doğuş Otomotiv'in ve Garanti Teknoloji'nin çalışanları olduğu için zaten çok uzun yıllardır hali hazırda Doğuş Grubu şirketlerine hizmet veren kişilerden kurulmuş. Şu anda büyük bir çoğunlukla hali hazırda biz Doğuş Grubu şirketlerine hizmet veriyoruz. Bu verdiğimiz hizmetler altyapı hizmetlerinden siber güvenliğe kadar, yazılım hizmetlerinden işte teknolojik danışmanlığa kadar çok fazla ve çok farklı alanları kapsıyor. Ama bunun dışında son 2 yıldır aslında özellikle veri konusunda, özellikle robotlar konusunda, özellikle yeni nesil teknolojiler konusunda dışarıda da, dış firmalarda da yaptığımız danışmanlıklar ve hizmetlerimiz de var. Bilmem Sibel, senin bana eklemelerin olur mu? Yok, aslında gayet de güzel özetledin Aslı. Özellikle yeni teknolojiler konusu bizim için önemli çünkü çok fazla farklı sektörde, çok fazla farklı alanda iş yaptığımız için aslında hemen hemen tüm teknoloji isteklerini kullanıyoruz. Blockchain'den belki bahsedebiliriz, IoT'den bahsedebiliriz. Bu alanlarda da yaptığımız çalışmalar, yaptığımız yatırımlar var son dönemde öne çıkan diyebilirim ek olarak. Belki biraz şeyden de bahsedebiliriz. Hani bizim formasyonumuzdan ve işte sayımızdan da bahsedebiliriz. Tabii teknoloji şirketi olduğumuz için çok ağırlıklı olarak aslında yazılım mühendislerinin çok büyük bir çoğunluğu var. Yine aynı şekilde işte veri özellikle son yıllarda çok büyümeye başlayan alanlarımızdan bir tanesi. İşte data scientistlerimiz veya data analistlerimiz de çok zenginleşti kadromuz. Çok uzun zamandır aslında 350 plus kadrolu çalışanımız ama her geçen gün artan çok fazla sayıda stajyer arkadaşımız da var. Genç yeteneğimiz de var. Yani şu anda aslında ekosistem olarak baktığımızda Doğuş Teknoloji bünyesinde yaklaşık 550 kişiyi barındırıyor. Dediğim gibi kadrolu çalışanlarımız, artı stajyerlerimiz, artı tabii ki dışarıdan aldığımız, hizmet aldığımız çalışanları düşündüğümüz zaman 550 civarında bir ekosistemle aslında bütün bu teknolojik gelişmeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ki zaten bu gençlik programımızdan da bu podcast'in sonlarına doğru biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Ben şunu sormak istedim aslında, bizim genelde işte bu podcast'in dinleyicileri ya developerlardan oluşuyor ya da işte böyle product owner'lardan oluşuyor. O yüzden böyle şeyleri çok merak ediyorlar aslında. İşte ekip yapısı nasıl? İşte ekipteki insanlar işte kaç farklı profesyondan oluşuyor? Onları merak ediyorlar. Belki biraz oralara da değinebilirseniz güzel olabilir. Olur. Ben o zaman şöyle bir yine minik giriş yapayım ama burada biraz sözü Sibel'e de bırakayım daha sonrasında. Bir kere şunu söylemek lazım. Çok genç bir çalışan kitlemiz var. Yani muhakkak onu da merak ediyorlar aslında. Nasıl bir ortam? Ben eğer orada çalışsam, Doğuş Teknoloji'de işe alınsam acaba kimlerle beraber olacağım?
olacağım, kimlerle arkadaş olacağım, çok genç bir ortamımız var. Bir de hani bu artık son yılların da tabii ki bize getirmiş olduğu bu esneklik sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından da çalışanlarımız da var. O yüzden çok son derece hibrit, son derece esnek, son derece farklı yerlerden de aslında katılıma açık olduğumuz bir çalışma ortamından bahsediyoruz. Tabii çok farklı farklı teknolojiler de kullanılıyor. Yani hizmet verdiğimiz sektörlerin aslında niteliklerine göre, onların önceliklerine göre, evet biraz daha geleneksel olarak kullandığımız ERP sistemlerimiz de olabiliyor. Yani danışmanlığını verdiğimiz ERP sistemlerimiz de oluyor. Ama son derece hani güncel, hepimizin zaten bir şekilde içinde olduğu işte e-ticaret gibi veya fintech gibi aslında müşterilerimizden dolayı onların ihtiyaç duyduğu teknolojilerde kullanılıyor. Bunların yanında da biraz önce Sibel de çok güzel bahsetti. İşte IoT gibi veya blockchain gibi aslında yeni teknolojiler çok hayatımızda. Bunlar mesela şimdi yeni yeni departmanlar haline gelmeye başlıyor. Hatta bunlar daha sonrasında sadece bir teknolojik oluşum olarak değil de farklı alanlarda nasıl bir değer üretebilir? Bizler gibi farklı farklı yani doğuş teknoloji bünyesindeki farklı departmanlar acaba bunlardan nasıl faydalanabilir? Aslında biraz daha bunlara da olanak sağlayacak yapılanmaları da gidiyor. Dolayısıyla hani biraz sektörel zenginliğimizin getirdiği yine içerideki hem teknoloji anlamında hem profesyonellik anlamında hem de sahip olduğumuz nitelikler anlamında oldukça zengin bir kümeye sahibiz diyebilirim. Sibel, senin eklemelerin vardı mutlaka. Ben de şeyi ekleyebilirim. Aslında teknoloji sektöründe çalışan arkadaşlarımızın çok aşina olduğu agile yöntemlerle çalışıyoruz. Yani Scrum ya da Kanban koşuyor ekiplerimiz. Ve developerlar tarafından, yani yazılım tarafında özellikle tribe yapılanmamız var. Yani kendi içlerinde işte hem developerları, hem product ownerları, business analistleri, proje yöneticilerini barındıran hub'lar şeklinde çalışıyorlar diyebilirim. Bunlar zaman zaman böyle fonksiyonlar arası kendi içlerinde de farklı projelerde, farklı konu başlıklarında bir arada çalışabiliyorlar. Bir yandan da demin Aslı'nın da değindiği gibi çeşitli chapter'larımız var içeride. Yani kendi müşteri bazında yaptıkları projeler, işler dışında özellikle developer arkadaşlarımız ve bütün aslında fonksiyonlardan arkadaşlarımız yeni teknolojilere katkı sunmak anlamında gönüllülük esaslı böyle çalışma grupları oluşturup farklı farklı projelerde çalışma fırsatları, imkanları bulabiliyorlar. İşte blockchain'den, IoT'den bahsettik. Smart Glass, otonom sürüş gibi. Aslında şu anda belki hali hazırda müşterilerimizde bir fiil proje üretmedik bile geleceğin olduğu, trendlerin gittiği, teknolojinin evrildiği konularla alakalı da böyle küçük çalışma grupları kurarak oralarda da hem yetkinliklerimizi geliştiriyoruz hem de çalışma arkadaşlarımızın da biraz daha böyle tutku duyduğu, ilgi duyduğu alanları besliyoruz diyebilirim özetle. Ben de özellikle data science, machine learning ve IoT konularına ilgili olmanıza sevindim. Bunlara ben evet dinleyicilerimizin de ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Birazcık daha çünkü nasıl diyeyim, edge teknolojiler artık. Özellikle Türkiye'de de şeyi görüyorum. Machine learning alanında da bir şey var. Üniversiteden yeni mezun olan insanların nasıl diyeyim, ilgisi var o alana. Ben de şeyden bahsedeyim. Çok büyük bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Hani tribe'lar şeklinde organize etmişsiniz kendinizi. İçeride chapter'lar falan var. Peki birçok farklı proje üretiliyor içeride. Şey, imkanınız var mı? Yani insanların bir ekipten diğerlerine geçmeleri için bir süreciniz var mı? Bunu nasıl yapıyorsunuz içeride? Ben yine biraz o zaman söze gireyim. Şimdi şeye çok fazla inanmıyorum. Ben onu çok baştan söylemek istiyorum. Şirketlerin her türlü işte kariyer hayatını, her türlü kariyer adımlarını vesaire böyle çok statik bir şekilde planlaması gerektiğine çok fazla inanmıyorum. Bence bizim gibi şirketlerin yapması gereken en önemli şey fırsat sağlamak. Fırsat konusunda eşit olmak aslında. Gerçekten çalışanlara bu fırsatları verebilmek. O fırsatları değerlendirmelerini sağlayacak açık iletişim mekanizmalarını aslında kurabilmek. Ama hani 2 yıl sonra ben bunu olacağım veya daha sonra buraya geçeceğim gibi çok şeyler artık bu kadar çok değişimin ve dönüşümün olduğu dönemlerde zaten güncelliğini yitiriyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey aslında ilk önce bütün bu fırsatları içeriye açabilmek. Dolayısıyla mesela neler yapıyoruz? Sibel bunları daha da güzel anlatır benden. Bir iş fırsatı olduğu zaman biz bunu ilk önce içeriye duyuruyoruz aslında. Sadece kendi şirketimiz içinde duyurmuyoruz. Gidiyoruz grubun içine de duyuruyoruz. Acaba grupta da, çünkü dediğim gibi çok da büyük de bir grubuz. Acaba grupta farklı şirketlerden farklı yetenekleri de kazanmamız mümkün müdür diye. Dolayısıyla ilk önce bir fırsatı sunuyoruz. Arkadaşlarımızın isteği vardır. Çünkü bir isteklilik var. Tabii ki bir de bir hazır olma durumu var. İsteği vardır ama henüz daha hazır değildir. İşte o zaman yine şirketin tekrar devreye girip de ona bir gelişim mentorluğu veya bir gelişim sürecinde destek olması çok uygun. İsteği vardır, hemen hazırdır da üstelik yetkinlik olarak da o zaman hemen zaten geçişte her zaman için önceliklidir. Dolayısıyla ilk önce zaten bunları içeriye açıp içerideki arkadaşlarımızın isteklerine göre onları değerlendirmek bizim de en önemli önceliğimiz. Mesela biz bu sene değil mi Sibel şey çok yaşadık. Dediğiniz gibi artık
artık data ve veri o kadar böyle gençlerin gözünde de o kadar böyle cazip de hale geldi ki hali hazırda işte developer olarak diğer yazılım ekiplerinde çalışan arkadaşlarımızdan mesela data tarafına geçmek isteyenler oldu. Onların geçişlerini hep belli bir gelişim planlaması çerçevesinde bir gelişim desteğiyle birlikte böyle aşama aşama hepsini hayata geçirebildik. Başka neler ekleyebilirsin Sibel? Senin bu konuda daha da fazla gözlemin vardır. Aslında ben de şeyi söyleyebilirim. Yani bunu dışarıda her seviyede yapıyoruz. Bence bu da kıymetli bir şey. Genç yeteneklerimizden yani bizimle staj yapan arkadaşlarımıza da bu imkanı sunuyoruz. İçeride belli bir alanda uzmanlaşmış işte örnek veriyorum principal seviyesine gelmiş arkadaşlarımıza da bu imkanı sunuyoruz. Bu noktada farklılaştığımızı düşünüyorum. Yani çok yakın zamanda aslında verdiği bir örnek uzun yıllardır development ekiplerinde çalışan bir software developer arkadaşımız mesela Big Data Engineer olarak data ekibine geçiş yaptı. Ya da yine bir ERP çözümümüzün içinde business analyst olarak çalışan bir arkadaşımız yeni kurulan ürünleşme ve kurum içi girişimcilik ekibimize geçiş yaptı. Yani bunlar böyle çok birbirine yakın geçişler de olmayabiliyor zaman zaman. Bu noktada aslında söylediği gibi hem istekliliği ve motivasyonu varsa hem de bu alanda gelişime açıksa, bu alanda kendine bir yatırım yapıyorsa ve öğrenmeye de istekliyse biz her türlü destekliyoruz. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın mutlu olduğu yerde üretken olduğuna inanıyoruz. O yüzden bu şirket içi fırsatları yaratmak, o mobiliteyi sağlamak da bizim kültürümüzün önemli bir parçası diyebilirim ben de ilave olarak. Sibel ben sana bir şey daha ekleyeyim mi? Şimdi seni dinlerken aklıma şu da geldi. Şimdi bizim mesela yılda iki kez yaptığımız terfi komitelerimiz vardı ve biz bu terfi komitelerimizi öyle bir böyle format haline getirdik ki bütün terfi edecek, her seviyeden terfi edecek olan arkadaşlarımız böyle bir takım hazırlıklar yapıyorlar. Onlara biz bir vaka veriyoruz, bir konu veriyoruz. O konu üzerinde hazırlıklarını yapıyorlar ve gelip de sadece kendi yöneticilerine veya kendi ne diyeyim kendi tribe'larına, kendi takım arkadaşlarına bir sunum yapmıyorlar. Biz onları diğer tribe'lardan, diğer takımlardan da yöneticileri dahil ediyoruz. Dolayısıyla aslında şirkette yani herkesin mümkün olduğu kadar birbirini tanıyabilmesi, farklı ekiplerdeki potansiyeli yüksek olan çalışanlara daha çok farkında olmalarını da sağlayacak ortamlar da hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu da çok önemli. Yani sadece kişinin istemesi, onun yöneticisinin onu desteklemesi, insan kaynaklarına bunu ortam hazırlaması da tek başına yeterli olmuyor. Dolayısıyla hepimizin birbirimizi daha çok tanıdığı, yetkinliklerinin, becerilerinin, işte yeteneklerinin daha çok farkında olduğu bir ortam hazırlamaya da gayret ediyoruz. Aslında konu konuyu açıyor. Burada şeyi de eklemek isterim. Yani o alanı yaratabilmek için de bazen insanların kendi içindeki o potansiyeli keşfedebilmeleri için de bir takım zeminleri, bir takım platformları da yaratıyoruz. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene veriden çok konuştuğumuz, datadan çok konuştuğumuz için aklıma geldi. Geçen sene böyle çok büyük bir veri bilimi okulu projesi başlatmıştık ve burada grup genelinden yaklaşık 65 tane arkadaşımız bu programa dahil oldu ve kendi data scientistlerimizi, data translatorlarımızı yetiştirdik grup içinde. Bambaşka aslında alanlarda çalışan, bambaşka işler yapan arkadaşlarımız kendilerini veri alanında bu anlamda geliştirdiler. Ve bu programın sonunda kalıcı olarak farklı iş alanlarına yönelen, farklı birimlere geçen arkadaşlarımız da oldu. Sadece Doğuş Teknoloji içinde değil, grup içinde. İçeride o zaman bayağı aslında şey bir esnek bir ortam olduğunu söyleyebiliriz kariyer imkanları yani rol anlamında en azından farklı ekiplere geçme ve aslında yeni şeyleri öğrenme bunun için de şirket destekliyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Bunlar güzel herhalde. Doğuş Teknoloji'de çalışmak isteyen insanlar için teşekkür ederiz cevabınız için. Fırat galiba sen bir şey söyleyecektin. Evet, pandemi döneminde böyle çok fazla firma aslında herkes evde olduğu için otomasyona mecbur önem vermeye başladı ve dünya genelinde developerlara ihtiyaç artmaya başladı. Siz de 350 kişilik bir ekipten bahsettiniz. Öncelikle size büyüme planınızı soracağım. Daha sonra da hani büyümek çok kolay bir şey değil. Büyümeye devam ederken şirket kültürünü nasıl koruyorsunuz? Onu merak ediyorum. Evet. Zorlu bir dönem bizi bekliyor aslında baktığınız zaman hiç kolay değil. Sadece büyümenin de değil aslında tabii ki uzaktan çalışmanın, hibrit çalışmanın, işte dijital olmanın vesaire hepsinin aslında getirdiği tabii ki kurum kültürüyle, örgüt kültürüyle veya yaratmak istediğimiz iklimle doğrudan bağlantısı var. Şimdi biz biraz evvel şeyin özellikle altını çizmiştik hani içerideki genç yetenek hali hazırda öğrenci olan çalışan sayımızın. Bu sayı bu sene çok daha fazla olacak aslında. Hani bunu özellikle bizi dinleyenlere bir söylemiş de olalım. Çünkü hakikaten biz gençlerle birlikte olmayı çok seviyoruz. Henüz daha pandemi hayatımıza yokken de Anadolu'daki üniversitelerden bize staj yapmaya gelip sonra biz böyle karşılıklı birbirimizden çok memnun kaldığımız için okullarına döndükleri zaman da uzaktan stajını bizde sürdüren pek çok gencimiz oldu, pek çok arkadaşımız oldu. Dolayısıyla aslında bu esnek yapıda biz biraz daha fazla alışacağız. Belki bu büyüme bizim hani 350 dediğimiz hali hazırda
yetişmiş yeteneklerimizle ilgili çok büyük bir büyümeyi hedeflemiyoruz. Ama elbette tabii ki projelerimiz oldukça yıl içindeki işin büyüklüğüne bağlı olarak da dönem dönemde kadrolarımızı da artırmamız da gerekecek. Ama özellikle genç yetenek noktasında biraz daha büyüme şeyimiz var, biraz daha büyüme planımız var. Tabii ki kolay bir dönem değil. Bir yandan büyürken bir yandan da herkesin çok uzakta olduğu, takımların belki aralarına yeni kattıkları arkadaşları neredeyse pandeminin başından beri görmedikleri zamanlar bile olabilmiştir. Biz bazen işte sonuçlarına katlanarak ufak tefek yüz yüze buluşmalar, biraz daha sosyallik odaklı aslında bir araya gelme planları yapıyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde bunlar var. Çünkü iş yürüyor. Yani işimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hatta iş belki de fazlasıyla da yürüyor. Ama sosyalliğimizi, bir arada olmanın getirdiği keyfi, arkadaşlığı, birbirimizden öğrenmeyi, birbirimizle beraber aslında birbirimizi beslemeyi de yine bizim hayatta tutmamız gerekiyor. Hem yani yaklaşık bir yıldır aslında buna yönelik olarak biraz daha faaliyetlerimizi arttırdık. Bundan sonraki dönemlerde de yine bunlara ağırlık veririz diye tahmin ediyorum. Burada aslında biraz belki şeyi de ekleyebilirim. Hani büyüme perspektifinden konuştuğumuz için aslında yeni kadromuza aldığımız, şirketimize kazandırdığımız arkadaşlarımızın hem işe alım süreçlerinde kültüre uyumuna, bizim şirket kültürümüzle ne kadar aslında uyumlu çalışabileceklerine bakmak önemli bir konu haline geldi. Hem de onboarding süreci, yani işe aldığımız arkadaşların bizde geçirdikleri işte ilk bir ay kritik bir süre. Özellikle yüz yüze olmadığımız noktalarda. Dolayısıyla buralardaki temas noktalarını arttırmak, buralardaki destek mekanizmalarımızı kuvvetlendirmek, gerçekten onların adaptasyon sürecinde daha kolay alışabilmelerine, hem işe hem kültüre hem ekibe daha kolay alışabilmelerini sağlamak için de yaptığımız birçok çalışma var. Bu da önemli bir bacağı bu yeni dönemin gibi düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında şey merak ediyorum, pandemi hayatımıza girdiği zaman, yani girdikten sonra aslında hem bizim yaşayış şeklimizi etkiledi. Doğal olarak işte şirketlerin de aslında iş yapış şekillerini etkiledi. İşte birçok firma ya tamamen işte uzaktan çalışma yöntemine geçti ya da işte bazı firmalar hibrit çalışmaya geçtiler. Burada sizin tecrübeleriniz ne oldu? Siz nasıl bir yöntem izlediniz ve bu geçiş sürecini nasıl yönettiniz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii biz de hani hiç unutmuyorum galiba 16 Mart'tı demiş, okullar tatil olacak diye ilan edildi. İşte ondan sonra biz de böyle 2-3 gün %50 kapasitelerle gittik. Sonra 20 Mart falandı, böyle tamamen artık eve geçtik ve çok uzun bir süre tamamen evden çalıştık. Tabii ki o dönemde aslında sağlık en önemli konuydu. Yani o dönemde sağlık, herkesin iyi olması, işte mümkün olduğu kadar az vakaya karışmak veya az vakayla karşılaşmak. Bir de tabii ki işin çok hızlı bir şekilde, aynen dediğiniz gibi, normal haftanın 5 günü ofise gidip de bir araya gelen insanların birdenbire işlerini tamamen online'a evirmeleriydi öncelikli olarak konu. Şimdi buna biraz daha böyle geniş bir perspektiften baktığım zaman tabii ki doğuş teknoloji olarak biz buna çok kolaylıkla adapte olduk. Ama günün sonunda bizim sorumlu olduğumuz, yani teknolojik olarak sorumlu olduğumuz doğuş grubunun pek çok şirketi var. O yüzden bizim ilk aylarımız gerçekten dediğim gibi sağlık artı bütün grubun aslında buna adaptasyonuyla geçti ve çok da beklediğimizin çok çok üstünde bir hızla ve kolaylıkla da buna adapte olduk. Tabii daha sonrasında uyumlanma dönemi başladı. Yani dedik ki biz eğer bir süre daha böyle gideceksek o zaman buna biraz daha uyumlanmamız gerekiyor. Neler girdi hayatımızda? Tabii ki ilk şokla hepimiz işte gece gündüz toplantılar yaparken daha sonrası dedik ki bunu sürdürülebilir bir tarafı yok. O zaman iş yaşam dengesine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Onun üzerine bazı politikalar hayata geçirdik. Veya işte herkes evinden çalışırken işte ev destek paketleri gibi bir takım farklı uygulamalar, yani çalışanın en azından o anlamdaki hayatını kolaylaştıracak farklı bir takım uygulamalar hayata geçirdik. Yani dedik ki madem bir süre evdeyiz tamam, ama o zaman evdeyken nasıl bir takım iyileştirmeler yapabiliriz? Pek çok aslında bir araya gelip de yaptığımız aktivitelerimizi bir şekilde online'a taşıdık. İşte online'da oyunlar oynadık, online'da filmler seyrettik, online'da işte kokteyller yaptık vesaire. Dolayısıyla biraz aslında keyif almaya da çabaladık. Bu dönemin çok önemli konularından bir tanesi aslında aile oldu. Yani hiç ben 30 yıldır dediğim gibi insan kaynakları alanında çalışıyorum. Çalışanın sadece bir çalışan, bir birey olarak değil de aslında ailesiyle ve hayatındaki diğer rollerle iş yeri tarafından kabul edilmesi, bu kadar yakından gözlemlediğim ilk dönemdir bu. Bundan sonra değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bu çünkü hayatımıza bir şekilde girdi. Çünkü çocuklar da evde, çalışanlar evde. Dolayısıyla siz toplantı yapıyorsunuz. Tabii ki çalışma arkadaşınızın çocuğu da geliyor. Böyle hep berabersiniz. Yani bir kişinin sadece bir çalışan değil de o diğer rollerinin de bence çok farkında olduğumuz,
farkında olduğumuz için de aslında daha iyi şeyler yapma konusunda daha istekli olduğumuz bir dönemden geçtik. Tabii ki ara ara işte vakalar azaldı, hadi biraz ofise gidelim dedik. Vakalar çoğaldı, aman hiçbirimiz ofise gitmeyelim de dedik. Ama hani benim gördüğüm, biz şu anda tamamen gönüllülük usulüyle ofisimiz açık, gönüllü olarak gitmek isteyen ofise gidiyor ama çok büyük bir çoğunluğumuz evlerinden çalışmayı da tercih ediyorlar. Büyük ihtimalle de bundan sonraki dönemlerde de yine daha gönüllülükle, daha esnek modellerle, daha aslında çalışanın iş yaşam dengesini ön plana alabileceği şekilde nasıl daha rahat, nasıl daha üretken, nasıl daha fazla potansiyelini hayata geçirebileceği bir çözüm onu mutlu edecekse onu seçebileceği modellerle ilerleyeceğiz gibi duruyor. Anladığım kadarıyla siz de şu an durumu gözlemliyorsunuz, kesin bir karar vermiş değilsiniz şirket olarak. Yani ben bunu birçok şirkette gözlemliyorum. Yani remote'un birçok avantajı var ama şeyleri de var. Dezavantaj denilebilir mi? İnsanların özlediği şeyler var. Biz de şirket içerisinde anketler falan yapıyoruz mesela. Evet, insanlar remote çalışmayı seviyorlar ama şeyde istiyorlar, hani bir yerimiz yuvamız olsun, sosyalleşebileceğimiz bir alanımız olsun, bir araya gelebileceğimiz bir alanımız olsun diye. Yani bence etkilerini yıllar içerisinde göreceğiz. Hani full remote'a geçmenin veya hibrit yapılarının şirketleri nasıl etkilediğiyle ilgili daha çok fazla çalışma yok ama benim gözlemlediğim hem Türkiye'de hem dünyada buraya doğru bir trend var. O yüzden böyle bir esnekliği sağlamamız bence güzel hani insanlar için deyip oradan soruyu ben şeye getirmek istiyorum. Pandemiden bahsettik, hani artık hayatımızın değiştiğinden bahsettik ve hani şey de var bir yandan da, hani bu konuda da büyük ihtimalle anlatacağınız çok şey vardır. Remote'a geçmeyle beraber özellikle yani teknoloji alanında ihtiyaç çok fazla arttı. Yazılımcıya olan ihtiyaç çok fazla arttı. Orada arz talep konusunda bir dengesizlik oluştu. O yüzden hani bırakın büyümeyi, büyümek bir problem. Aynı zamanda retention'da bir problem haline geldi aslında. Şirkette siz nasıl aktiviteler yapıyorsunuz? Şirket içerisindeki retention'ı sağlamak için, insanları şirketi tutmak için, başka şirketlere gitmeler için deyip soruyu ortaya bırakayım. Sibel, istersen buna sen başla, daha sonra ben destekleyici birkaç şey de tamamlayayım. Olur. Aslında yani son 1,5 senedir kalktığımız konulardan bir tanesi bu. Hakikaten çalışma arkadaşlarımızın içerideki işte esenliğini sağlamak, memnuniyetini sağlamak, onları bir şekilde mutlu tutabilmek için birçok farklı noktada çalışmalar yapıyoruz ama bunların en başında bence dinlemek geliyor. Yani demin de konuştuk, özellikle uzaktan çalışmayla birlikte bizim birbirimize temas ettiğimiz, sosyal anlamda da birbirimize temas ettiğimiz alanlar kısıtlandı. Dolayısıyla oradaki sesleri kaçırmamak için, herkesin ihtiyaçlarını daha net görebilmek, duyabilmek için oradaki iletişim kanallarımızı ve birebir temas noktalarımızı arttırmak bizim aldığımız ilk aksiyonlardan bir tanesi oldu. Yani çokça işte birebir görüşmeyle, çokça farklı platformlar yaratarak ihtiyacın ne olduğunu, beklentinin ne olduğunu, isteğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü herkes için çalışan bir çözüm yok. Yani herkesin bu dönemde özellikle farklı noktalarda beklentileri ve ihtiyaçları var. Bunların hepsine bir şekilde duymaya, dinlemeye cevap vermeye çalışıyoruz. Burada az önce zaten şey kısmından bahsettik, yani iş tatmini noktasında farklı teknolojiler, farklı alanlar yaratarak işi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle işte kurum içi girişimcilik inisiyatifleriyle beraber aslında daha güvenli bir alanda, bir kurumsal dünya içerisinde insanların kendi fikirlerini, kendi girişimcilik ruhlarını besleyecek alanları yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle yazılım dünyası ya da teknoloji dünyasında çalışan arkadaşlarımız için, gençler için bu önemli bir artı diye düşünüyorum. Gerçekten son derece belirsiz bir dünyada, her şeyin bugünden yarına değiştiği bir dünyada böyle bir korunaklı alan içinde, güvenli alan içinde şirketin verdiği bir destekle bu deneyimleri yaşamak, bu deneysel faydaları görebilmek önemli bir artı. Dolayısıyla bunu biz çok fazlasıyla geliştirdik ve yapılandırdık içeride. Onun dışında tabii ki böyle farklı farklı uygulamalarla, farklı farklı yapılandırılmış çalışmalarla da çalışan memnuniyeti noktasında sürekli yeni projeler, yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bilmiyorum, sözü Aslı'ya bırakayım. Aslı'nın belki özellikle bahsetmek isteyeceği uygulamalar vardır. Şimdi tabii şeyi de düşünmek lazım. Demin konferanstaydı, hatta sonrasında Sibel'le falan da konuştuk. Bir bankanın insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı da şundan şikayet ediyordu. Diyordu ki ya biz inanılmaz sayıda teknoloji departmanlarımızdan, işte IT departmanlarımızdan insan kaybediyoruz. Yani bu sadece artık bir teknoloji şirketinde, bir e-commerce şirketine vesaire olmanızla ilgili bir konu değil. Yani herhangi bir yerin gerçekten IT'sinde, teknoloji tarafında çalışıyorsanız potansiyeliniz çok fazla. Çok da rağbet görüyorsunuz, çok da talep görüyorsunuz. Hayat düzeni çok büyük değişiklikler yapmadan yurt dışında çalışmak gibi yeni yeni imkanlar hayatımıza girdi. Tabii ki bunlarla rekabet etmek hiç kolay bir şey değil. Ama ne yapmanız gerekiyor? Bir kere şunu da kabul etmek lazım. Herkesi evet tutamayabiliriz. Yani bu da hayatın çok olağan akışı. Dolayısıyla elbet belli bir turnover olacak. Önemli olan neden kaybediyoruz? Yani hakikaten o kaybetme noktaları neler? Çok küçük adımlarla aslında
İyileştirebileceğimiz şeyler mi var? İletişimden dolayı mı kaybediyoruz? Ekiple ilgili bir şey mi? Uzakta olduğumuz için mi? Yoksa acaba çalışan işte yeni bir teknolojide çalışmak istedi, biz ona o imkanı vermedik mi? Dolayısıyla bunları çok iyi analiz ediyoruz. Yani ben bu konuda gerçekten Sibel ve ekibe çok güzel analizler yapıyorlar. Çok sık görüşmeler yapıyorlar. Yani söylediği çok doğru. Dinliyoruz ve anlıyoruz aslında. Bunlarla ilgili ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Dediğim gibi esneklik çok önemli aslında bu dönemde. Biz işte pandemiyle beraber hiç o güne kadar çok gündemimizde yoktu ama birkaç tane çalışanımız geldi. Dediler ki ya biz biraz hayatımızı küçültmek istiyoruz. İşte Anadolu'da ailelerimizin yanına döneceğiz ve oradan çalışmak istiyoruz. Tabii neden olmasın dedik. Hatta oradan hareket ettik. Biz şu anda hiç belki yüzünü henüz daha görmediğimiz, inşallah bir gün göreceğimiz farklı farklı şehirlerden de insan istihdam etmeye başladık. Yetenek istihdam etmeye başladık. Dolayısıyla bu bizim için çok iyi bir nokta oldu. Şuna da %100 katılıyorum Sibel'in söylediği. Şimdi özellikle gençler şeyi çok seviyorlar. Yani yaptıkları işle aslında tutkularını birleştirebilecekleri ortam. Hani tutkularını hayata geçirebilecekleri veya o konuda bir takım eğitim, gelişim faaliyetlerinden faydalanabilecekleri ortamları çok seviyorlar. O yüzden de farklı farklı konularda, bu bir gaming olabilir, işte bu blockchain olabilir, bu farklı bir konu başlığı olabilir. Bu konularda çalışma grupları kuruyoruz. Onların proje üretmelerini sağlıyoruz. O konularda fikirleri varsa veya kendileri bir başka bir konu başlığında yeni bir şey hayata geçirmek istiyorlarsa onlara o fırsatı vermeye çalışıyoruz. Bizim mesela genel müdürümüzün Semih Bey'in aramızdaki gençlerden kurulu bir danışma kurulu var. Yani Semih Bey onlarla belirli dönemlerde toplantı yapıyor ve onlardan fikir alıyor, onlardan görüş alıyor. Dolayısıyla hani çalışanı farklı farklı mekanizmalarda aslında dinleyip onların da fikirleriyle beraber hep oluşturmaya çalışıyoruz bu retention'la ilgili konularımızı. Ama en önemlisi gerçekten çalışanı dinlemek, onu hakikaten anlamak ve onun yanında olmak. Ailesiyle mi ilgili bir şey yaşıyor? Başka bir endişesi mi var? Mesela pandemide şunları yaşadık. Bence çok güzel örneklerdi. Çok fazla gencimiz olduğu için bekarlar tek başına yaşıyorlar. Böyle küçük küçük şeyler kuruldu. Hani acil ekipler, hani kimler birbirine yakın yaşıyor? Acil bir şey olursa kimler birbirine yardımcı olacak? Yani biraz bu insani dokunuşları bizim fazlalaştırmamızın da aslında gerçekten çalışan bağlılığına çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz anlattıkça şeyleri falan da düşündüm. Aslında evet şey bir dönemden geçiyoruz. Şirketlerin çalışanlarına gerçekten önem verdiğini hissettirmesi gerektiği bir zamandan geçiyoruz. Bir de zaten şey gibi sorunlar da, yani sorun demek ne kadar doğrudur emin değilim ama yani Türkiye artık sırf bu remote'la beraber hani insanlık şeyi de anladı ya, remote'la yapılabiliyormuş bu iş konusunu anlayınca aslında şeyle de rekabet etmeye başladık. Avrupa'daki firmalarla da rekabet etmeye başladık. Birçok tanıdığım insan mesela yurt dışına remote çalışmaya başladı, yurt dışına gitmeye başladı veya işte belli platformlardan freelance çalışmaya falan başladılar. Yani döviz kurlarından Türkiye'de şey olmasıyla beraber. Bu sizi etkiledi mi? Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Çünkü gerçekten Türk yazılım sektörü açısından bir sorun gibi görüyorum ben bunu. Etkilemez olur mu diye söze başlayacağım. Ya aslında bu arada bu yeni bir konu değil. Yani pandemi öncesinde de vardı yurt dışına kaybettiğimiz yetenekli arkadaşlarımız ama pandemiyle birlikte bu çok daha kolay hale geldi. Yani görüşmeleri yapabilmek daha kolay hale geldi ya da çeşitli nedenlerle aslında yurt dışına gidebilecek potansiyeli olan ama ailesini burada bırakamayan, burada farklı bir düzeni olan kişiler için İstanbul'da ya da Türkiye'de yaşayarak yurt dışına iş yapabilmek gibi kapılar açıldı. Bunlar çok yoktu pandemi öncesinde hayatımızda ama yurt dışıyla rekabet hayatımızda zaten bir süredir var. Dolayısıyla tabii ki bunun etkilerini görüyoruz. Bununla nasıl rekabet ediyorsunuz konusu aslında belli noktalarda tabii ki kişilerin kendi hayat tercihleri, deneyim tercihleri noktasında çok da rekabet edilebilir olmayabiliyor. Yani bunu da kabul etmek lazım. Ama açıkçası içerideki teknolojilerimizi, yaptığımız işleri ya da işte bir takım noktalarda yurt dışı açılımlarıyla biz de yurt dışıyla global bağlantılı sonuçta projeler üretiyoruz, işler yapıyoruz. Yani işi teknik anlamda, işin teknik anlamda doyuruculuğunu sağlayabiliyoruz bir noktada rekabet anlamında, yurt dışıyla rekabet anlamında. Ama tabii ki rekabet edemediğimiz noktalar da var. İşte malum ekonomik koşullar, döviz kuruyla rekabet edemiyoruz baktığımızda. Dolayısıyla biz de rekabet edebildiğimiz, avantaja çevirebildiğimiz, üzerinde çalışabildiğimiz alanlara odaklanıyoruz. Oraları daha fazla güçlendirmeye çalışıyoruz. Böyle bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Zaten sizin yaşadığınız bir problem değil yani. Türkiye'deki teknoloji şirketleri şu an bunu yaşıyorlar. Ben burada şöyle bir ekleme yapayım. Burada bazen de şuna da bakmak lazım. Yani ben eforumu bununla rekabet etmeye mi harcayacağım? Yoksa aslında bununla ilgili olarak gerekli yedeklemeyi yaparak, gerekli insan kaynağını yetiştirerek ve o havuzumu aslında her zaman zengin tutarak mı yapacağım? Biz aslında biraz ikinciyi de yapmaya çalışıyoruz. Yani biraz önce o bahsettiğimiz bu genç yetenek programları falan da aslında hep bunlara şey yapıyor, bunlara hizmet veriyor. Çünkü bazı şeylerde gerçekten rekabet etmeye
o kadar da efor harcamamak da gerekebilir. Alacağımız sonucu düşünerek bunu söylüyorum. Bir de şu da çok önemli. Şimdi biz insan kaynakları olarak sadece şirketi temsil etmiyoruz aslında. Dolayısıyla bizim tek bakış açımız, ya biz hakikaten böyle düşündüğümüz için bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bizim tek bakış açımız işte retention, elde tutmak vesaire olmayabiliyor. Şimdi bizim eğer bir çalışma arkadaşımız, çünkü biz onun da bütün gelişiminden ve onun hayat planından ve onun aslında yaptığı işle ilgili olarak mutlu olmasından gerçekten çok da sorumluyuz. Hakikaten kendisini çok çok geliştirebileceği, onu çok heyecanlandıran, ona çok büyük kapılar açan bir iş teklifi aldığı zaman, kendi adıma söyleyeyim, ben mesela o kadar büyük bir üzüntü yaşamayabiliyorum. Ben şuna çok üzülüyorum. Yani bazen öyle karar alıyor ki çalışma arkadaşlarımız, hakikaten biliyorum ki onun ona böyle çok büyük bir değer katmayacak, onu çok büyük bir yere taşımayacak. Onlara mesela hakikaten çok üzülüyorum. Onlarla ilgili daha neler yapılabilir diye çok bakıyorum, çok odaklanıyorum. Hepimiz ekip olarak da buna çok odaklanıyoruz. Ama bazen de bizim veremediğimiz bir fırsat varsa, bu illa maddi bir fırsat olmak zorunda değil. Bir gelişim imkanıdır. Kendisine daha iyi geliştirici bir kariyer fırsatıdır. Bizde bulamadığı bir fırsat varsa ve bizden ayrılıyorsa da gerçekten de bizim de bir yandan da görevimiz aslında o yolculukta da yine yanında olmaya da devam etmek diye düşünüyorum. Aslında çok güzel bir noktaya da kapı açmış oldu aslında. Şeyi özellikle söylemek isterim. Yani işte talent acquisition konuşuyoruz, yetenek kazanımı, ya da işte retention konuşuyoruz, ama son dönemdeki böyle en çok konuştuğumuz ve hayatımıza yeni giren kavramlardan bir tanesi talent sustainability. Yani bu sürdürülebilirlik hayatın her alanında olduğu gibi yetenek konusunda da gerçekten çok büyük önem kazandı. Sadece doğuş teknoloji özelinde söylemiyorum bunu. Yani bütün sektör özelinde sürdürülebilir bir yetenek kaynağı yaratmak anlamında hakikaten hem hani içerideki arkadaşlarımız için tabii ki yaptığımız gelişimler, yatırımlar önemli, ama sektör adına da yaptığımız yatırımlar, yetenekleri yetiştirmek adına yaptığımız yatırımlar, sadece kendi şirketimiz için değil, kolektif olarak baktığımızda, ülkemiz için de düşündüğümüzde yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar, ki biz bunu çok önemsiyoruz. Yani hakikaten hem genç yetenekler anlamında hem de Anadolu'nun her yerinde, Türkiye'nin her yerinde bu noktada fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz, gelişim fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. Bence sektördeki herkesin de bu bakış açısıyla takım çalışmalar yürütmesi bu dönemi bir nebze daha az sancılı atlatmamıza yardımcı olur gibi geliyor bana. Ya burada hazır aslında yetenek yetiştirmekten ve kazandırmaktan bahsediyoruz. Sektöre yeni insanlar kazandırmak için bir eğitim bootcamp benzeri bir programınız olduğunu gördük. Bunun herhalde gençlikleri sektöre kazandırmak için olduğunu düşündük. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Seve seve bahsederiz. En sevdiğimiz konu. Aynen. Böyle bir başlangıç yapayım, sonra mutlaka Aslı'nın da ekleyecekleri olacaktır. Geleceğe giriş bizim için hakikaten hani staj programı diyemeyiz. Çok daha ötesinde bir kültürümüzün bir parçası geleceğe giriş. Yani 2017'den beri devam eden, büyüyerek devam eden ve hala işte 2017'deki ilk aramıza katılmış olan genç yeteneklerin içimizde işte terfiler aldığı, belli pozisyonlara geldiği, yeni gelen genç yetenekleri yetiştirdiği bir yolculuk, bir döngü içinde devam eden bir süreç. A'dan Z'ye herkesin, yani CEO'muzdan işte bir dönem önceki genç yeteneklere kadar herkesin de çok sahiplendiği, emek verdiği bir program. Aslında hani bootcamp dediğin Fırat, ama biraz daha farklı bir konsepti var, farklı bir içeriği var. Aslında bir deneyim sunuyoruz. Gerçek bir iş deneyimi sunuyoruz burada aramıza katılan arkadaşlarımıza. Üniversitelerin 2, 3, 4. sınıfında okuyan arkadaşlarımız, yeni mezun arkadaşlarımız, herhangi bir okul veya bölüm gözetmeksizin bu programa başvurabiliyorlar. Çeşitli tabii ki eleme süreçlerinden geçiyorlar. Bir teknik sınav uygulamamız var. Sonrasında işte grup mülakatları, vaka çalışmaları yapıyoruz. Ve bütün bu sürecin sonunda da el sıkışarak yolculuğa beraber başladığımız arkadaşlarımıza yapılandırılmış bir program sunuyoruz. Bunun içerisinde eğitimler de var, ama bazı sektördeki işte bu genç yetenek programları tamamen buna odaklı. Daha kısa süreli ve sadece eğitim üzerine. Bizdeki kurgu öyle değil. Gerçekten hani az önce bahsettik ya, agile ekipler olarak çalışıyoruz diye. Bu ekiplerin bir parçası olarak diğer ekip üyelerinden hiçbir şekilde ayrışmadan, gerçek testler alarak, gerçek görevler alarak çalıştıkları bir süreçleri oluyor. 5 ay olabilir, 10 ay olabilir, ya da böyle uzun süreli bizimle çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Sonrasında çünkü kadroya geçme imkanı da sağlıyoruz. Bizim geleceğe giriş dışında bir yeni mezun ya da MT programımız yok. Dolayısıyla işe aldığımız genç yetenekleri, yeni mezun arkadaşların tamamını geleceğe girişten geçen arkadaşlardan alıyoruz. Ve bu yolculuk boyunca da aslında bütün çalışma arkadaşlarımızın deneyimlediği, az önce bahsettiğimiz işte bu inisiyatiflere, chapter'lara dahil olabiliyorlar.
fikirlerini ürüne dönüştürebiliyorlar. Onlar da aynı şekilde aynı imkanlara sahipler. Eğitimlerle destekliyoruz. Buddy'leri var, mentorları var içeride. Onları sürekli olarak geliştiren, besleyen. Dolayısıyla uçtan uca aslında bir yolculuk diyebilirim geleceğe giriş için. Deyip sözü Aslı'ya bırakayım. Burada peki belirli bir ön koşul bekliyor musunuz? Belli bir teknik yeterliğe gelmesini bekliyor musunuz bu insanları? Yoksa ya sadece yazılıma veya ilgili alana ilgisi olması yeterli oluyor mu sizin için? Çünkü sıfırdan bir insana eğitmek de zor, özellikle yazılım alanında diyeyim. Evet evet. Yani çok temel düzeyde tabii ki hani o ilgisini ölçümleyebileceğimiz ve görebileceğimiz bir beklentimiz oluyor. Bunu da az önce bahsettiğim gibi süreçte aslında yaptığımız sınavlarla, teknik sınavlarla ölçümlüyoruz. İlk başvuru sonrasında, yani başvuru esnasında ilgi duydukları birinci alanı seçiyor arkadaşlarımız. Örnek veriyorum, ben yazılım geliştirme alanına ilgi duyuyorum diyorsa ona giden sınav yazılım geliştirme alanında oluyor ve istediği aslında dille, yazılım diliyle oradaki işte algoritma sorularını cevaplayabiliyor. Dolayısıyla kendini daha yetkin hissettiği, daha rahat hissettiği, daha iyi hissettiği yazılım dilini kullanarak o testi, o sınavı cevaplayabiliyor. Sonrasında ikinci adımda aslında biraz daha ilgisini, merakını, kendine bu alanda ne gibi yatırımlar yaptığını sorguluyoruz grup mülakatı esnasında. Yani işte ne gibi yayınları takip ediyor, o teknoloji alanındaki hangi kanaat önderlerinden ilham alıyor, kendini geliştirmek için neler yapıyor, yani bir GitHub hesabı var mı, orada bir takım böyle bir şeyler üretip paylaşıyor mu, deneyip yanılıyor mu? İlgiyi biraz daha böyle ürettikleriyle ve paylaştıklarıyla ölçümlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ikisini bir kombinasyon diyebilirim ama çok tabii ki üst düzey bir teknik yeterlik beklemiyoruz bu seviyedeki arkadaşlarımızdan. Biz de yayınladığımız zaman programı altında şey yapalım, insanlar oradan başvursunlar o zaman. Süper. Geleceğegiriş.com 81 il, Türkiye'nin her yeri. Yani şunu özellikle çok söylemek istiyorum. Gerçekten biz bu programı 2017'den beri yapıyoruz. İlk 2017'de başlamıştık. Herhalde 4-5 arkadaşımızla başlamıştık. Sonra böyle katlana katlana büyüdü sayı. Yani ilk başladığımız günden beri de hep önceliğimiz aslında Anadolu'daki üniversiteler oldu. Bunda çok gurur duyuyoruz. Bundan çok büyük keyif alıyoruz. Oradaki hocalarımızın ilgisi, bize gösterdikleri yakınlık, kendi öğrencileriyle çok yakından ilgilenmeleri. Yani gerçekten çok etkilendiğimiz vakalarımız vardır. Yani Sibel'in de benim de bu yıllar içinde yaşadığımız. Hakikaten bunlar çok çok özel, çok kıymetli. Belirli üniversitelerin belirli alanlarda çok büyük uzmanlıkları olabiliyor teknolojik anlamda. Onları keşfetmek mesela bize çok büyük bir haz veriyor. Pandemi öncesi gidiyorduk, işte yüz yüze görüşüyorduk, artık online'da görüşüyoruz ama hakikaten de çok çok kıymetli, çok pırıl pırıl gençlerle yolumuz kesişiyor. Hiçbir zamanda sadece doğuş teknoloji kazansın demiyoruz. Hakikaten biz sektöre insan yetiştirmeye çok gayret ediyoruz. Bu konuda hem iç eğitmenlerimiz çok büyük gayret gösteriyorlar. Aramıza katamadığımız arkadaşlarımıza bile eğitim programları düzenlemek gerçekten de sektöre adam yetiştirme misyonumuz çerçevesinde de yaptığımız güzel şeylerden bir tanesi. İşte bu senede yeni gençlerimizle beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. Şey de çok keyifli. Yani pek çoğuyla yolumuza birlikte devam edebilmek, onların işte stajları bittikten sonra da bir çalışan olarak bizimle beraber uzun yıllar çalıştıklarını görmek de bize de çok büyük bir keyif veriyor. Böyle birlikte çalıştığımız dönemde benim de böyle şirket, evet, şirketin en sevdiğim yanlarından birisiydi gerçekten bu geleceğe giriş programı. Hem aslında şirket için çok güzel bir şey bence bu. İşte birini sıfırdan alıp aslında yetiştiriyorsun. Şirket kültürünü tanıması açısından da çok güzel bir şey çalışan için bakıldığı zaman. Yani birbirini tanıması açısından aslında bir uzun bir süre oluyor ve o süre sonunda da işte karşılıklı karar veriliyor aslında işte birlikte devam edip edilmeyeceğine. Bence çok güzel bir program diyebilirim. Özellikle böyle genç arkadaşlara tavsiye ederim. Böyle çok da keyifli geçtiğini hatırlıyorum projelerin. Sizin tarafta da Barış, evet, epey gencimiz staj yapıyordu. Evet. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir arkadaşla bu programla veya işte dışarıdan bir şekilde işte Doğuş Teknoloji'de çalışmaya başladığı zaman ve özellikle eskiden şöyle bir şey oluyordu. İşte yazılımcılar için özellikle işte junior, yani işte mid oluyorsun. Daha sonra senior oluyorsun. Daha sonra bir şekilde önü kesiliyordu yazılımcıların. Ya işte şeye gitmek zorunda kalıyordu. İşte managerial pozisyonlara yönelmek zorunda kalıyordu yazılımcılar. İşte bu da aslında çok istenmeyen şeylere de doğurabiliyordu. Yani işte çok iyi bir developer ama ondan çok kötü bir yönetici çıkabiliyordu. Mecbur, yani hayat onu oraya ittiği için mecbur kalıyordu birazcık da. Bu aslında bir problemdi ve yavaş yavaş aslında çözülmeye başlandı çoğu firmada. Siz nasıl çözdünüz bu problemi? Sizdeki böyle kariyer
sohbetlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Biz de aslında Barış söylediğin çok doğru. Çok benzer problemle çok yaşıyorduk aslında. Çok iyi bir uzmanı yönetici yaparak aslında kaybettiğimiz vakalar hepimizin iş hayatına mutlaka başına gelmiştir. Dolayısıyla tabii ki bununla başa çıkmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi de eksperlik veya o teknik uzmanlık aslında kariyer petini hayata geçirebilmek. Biz de 2017 sonunda ilk aslında eksperimizi yetiştirmiştik. Şimdi hatta kendisi böyle senior expert oldu. Diğer teknik uzman arkadaşlarımızdan da hatta çapraz olarak da sorumlu. Son işte 4-5 yıldır aslında aramızda gerçekten teknolojiye hakikaten çok tutkulu. Kendisine, insanlara, başka insanlara yönetsel anlamda değil de sahip olduğu o teknoloji bilgi ve birikimini aktarmak isteyen, diğerlerinin böyle işin içinden çıkamadığı noktalarda gidip de onlara gerçekten çözüm üretebilecek kadar daha derinlemesine bilgiye sahip olan arkadaşlarımız böyle bir yola giriyorlar aslında. Onlara bir hazırlık süreci oluyor bizde. Çünkü hem biz performans görüşmelerinde hem işte insan kaynaklarının, yetenek ve kültürün yaptığı farklı farklı görüşmelerde çalışanların eğilimlerini mümkün olduğu kadar toplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer çalışanımızın bir teknik uzmanlık eğilimi varsa o zaman onu kendisini biraz daha geliştirebileceği farklı alanlara yönlendiriyoruz. Örneğin bir expert adayının mutlaka ve mutlaka doğuş teknolojiye bir iç eğitmen olmasını biz arzu ediyoruz. Yani teknik bilgisini bugüne kadar başkalarıyla paylaşmış mı? Başkalarına öğretmiş mi? Başkalarına öğretme ve anlatma potansiyelim var mı? Çünkü biz expert veya teknik uzman dediğimiz zaman da sadece bir köşesine çekilip de sadece kendisi karmaşık bir şeyi çözsün diye de beklemiyoruz aslında. O bilgiyi, o teknoloji bilgisini başkalarına da aktarabilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir hazırlık sürecinden geçiyorlar. Bir iç eğitmen olmuş mu? Doğuş teknoloji farklı teknolojik ortamlarda temsil etmiş mi? Farklı alanlarda bu konuda bir inisiyatif almış mı? İşte bizim pek çok sınav işte komitemiz var geleceğe girişte. Buralarda aktif olarak görev almış mı? Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili olarak aslında bir hazırlık sürecinden geçtikten sonra bazı vaka çalışmalarımız var. Bir üst komitemiz var. Onların da dahil olduğu bir süreçten geçip de farklı alanlarda bu alan bir veri alanı olabilir. Bu alan network ile ilgili bir alan olabilir. Bu alan yazılım olabilir. Bu alan mobil geliştirme alanı olabilir. Farklı alanlarda teknik uzmanlarımız bir yöneticiye denk gelen seviyede kariyerlerine devam edebiliyorlar. Ben şeyi sorayım bu arada. Bunun olması çok güzel bu arada. Çünkü Barış'ın dediği ki bence bir an önce çok iyi teknik insanlardan çok kötü yöneticiler çıkartmayı bırakmamız gerekiyor bizim sektör olarak. İnsanları da yani kariyerlerindeki tek ilerleme yönleri buymuş gibi hissettirmek gerçekten kötü hissettiriyor diye düşünüyorum. Yani yani liderlik, ikisi de aslında liderlik pozisyonu ama yöneticilik apayrı bir konu. Şeyi sormak istiyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz içeride. Yani programın başından beri konuşuyoruz. Ekiplerinizin yapılanmasından kullandığınız teknolojilere kadar falan ama artık günümüzde şey de önemli bir hale geldi. Bunu dışarıya yansıtmak da employee branding aktiviteleri de aslında önemli bir şeye geldi. Ya Doğuş bunun için ne yapıyor? Siz bunu nasıl konumlandırıyorsunuz şirketin içerisinde employee branding'i? Hem insan kaynakları olarak siz ne yapıyorsunuz? Hem içerideki teknik insanları bu sürece nasıl dahil ediyorsunuz? Çünkü bir şirketin artık ne kadar iyi olduğu kadar bunu dışarıya nasıl yansıttığı da önemli bir hale geldi bu rekabetçi ortamda. Peki ben yine giriş yapayım sonra Sibel'e sözü bırakacağım ama şöyle söyleyeyim. Şimdi biz kendimize hakikaten şeye çok odaklıyoruz. Yani şirketimizin iş sonuçlarına biz nasıl daha çok katkıda bulunabilir? Tabii ki bu katkıda bulunmak doğru yeteneği bulmakla da oluyor. İşte dediğiniz gibi doğru yeteneği bulmak için aslında işveren markanızı dışarıda daha iyi tanıtmanız gerekiyor. Bu konuda çok açıkçası şu fırsatları çok kullandığımızı düşünüyorum. Ekip olarak da kullandığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum Sibel, sen geçtiğimiz birkaç haftada kaç yerde konuşma yaptın? Ben daha dün bir konferansta konuşmacıydım. Konu başlığımda yeni nesil çalışma arkadaşlarımızdı. Aslında özellikle şirket olarak güçlü alanlarımızdan olan veriden bahsettim, yapay zekadan bahsettim, RPA'den bahsettim o teknoloji zirvesinde, dijitalleşme insan kaynakları zirvesinde. Dolayısıyla aslında biz mümkün olduğu kadar bizi tanısınlar istiyoruz. Bizi doğuş teknoloji olarak, bizi bir işveren olarak, bizi bir şirket olarak, bizi bir profesyonel şirket olarak yani tanıtmak istediğimiz sadece bizim headhunt etmek istediğimiz, aramıza katmak istediğimiz insanlar değil. Bizi tanıyıp da ürünümüzü almak isteyen, bizden hizmet almak isteyen üçüncü partilerin de bizi gerçekten tanımasını istiyoruz. Dolayısıyla şirket olarak da bunu çok yapıyoruz. Çok fazla partner şirketimiz var. Partner şirketlerimizle beraber başka yöneticilerimizin işte katıldıkları webinarlar oluyor, konferanslar oluyor, konuşmacı oldukları yerler oluyor. Ama biz de yetenek ve kültür ekibi olarak hiç az değiliz diye düşünüyorum. Gerçekten hani epey alanda biz de hem kendi faaliyetlerimizi hem kendi bilgi birikimimizi aktaracağımız aslında ortamlarda bulunmaya gayret ediyorum. Benim ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Sibel, sen neler söylersin burada? Çok doğru bir noktadan girdiğini düşünüyorum.
Çünkü hakikaten ben uzun yıllardır işveren markası üzerine çalışıyorum. Yani Türkiye'de böyle yeni yeni konu yeni yeni konuşmaya başladığı noktalarda da çalışıyordum ama teknoloji sektöründe bu konu çok daha farklı bir konu. Çünkü az önce siz de girişte biraz bahsettiniz. Yani sorularınızı da o yönde sordunuz. Teknoloji insanları teknik şeyleri daha çok merak ediyor. Yani buradaki böyle anlattığımız daha işte light şeyler, soft şeylerin dışında ya teknik olarak ne veriyorsunuz, nasıl doyuruyorsunuz, neler yapıyorsunuz, orada nasıl bir dünya var onu merak ediyorlar. Dolayısıyla bizim yani yetenek ve kültür ekibi olarak tek başımıza anlatabileceğimiz, aktarabileceğimiz bir dünya değil. O yüzden çalışma arkadaşlarımızı çok dahil ediyoruz bu süreçlere. Onlar da sağ olsunlar son derece böyle gönüllüler ve işbirlikçiler bu konuda. Buralarda nasıl bir aslında deneyimin olduğunu, neleri iyi yaptığımızı, nasıl bir kültürde çalıştığımızı, nasıl teknolojiler kullandığımızı, ne gibi projelerde yer aldığımızı bunları bol bol anlatıyoruz. Bunun için aslında söylediği gibi mümkün olduğunca sektör içerisindeki farklı farklı konuşmalara, zirvelere, konferanslara katılmaya çalışıyoruz. Sosyal medyayı etkin kullanmaya çalışıyoruz. Oralarda yaptığımız işleri duyurmaya, kendimizi doğru ifade etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle gençler kanalında birebir dokunuyoruz. Yani kulüplerle, üniversitelerle çok yakın çalışıyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca olduğumuz gibi güçlü yönlerimizle, güzel yaptığımız işlerle kendimizi dışarıda anlatmaya çalışıyoruz diyebilirim ben de. Ya şirket kültüründen bahsettik az çok ama çok uzun süre çalışılarak oluşturulan kültürü korumak da aslında sürekli bir aktivite. Doğru insanları şirkete katmak da şirket kültürüyle alakalı önemli noktalardan bir tanesi. Burada Doğuş Teknoloji'de iş alım sürecinizi soracağım ama özellikle mülakatları nasıl yapıyorsunuz? Kaç kişi giriyor? Yetenekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Birini işe alıp alınmayacağına kim karar veriyor gibi kısımlardan bunları daha çok değinerek bahsedebilirseniz çok süper olur. Tabii ki. Ben burada ben başlayayım. Sonra aslında da mutlaka ekleyecekleri olur. Mümkün olduğunca aslında yalın tutmaya ve böyle çevik tutmaya, hızlı tutmaya çalışıyoruz süreçlerimizi. Çünkü hakikaten günümüz dünyasında böyle bu işe alım süreçlerinin çok adımlı olması, çok talepkar olması şirketlerin bu anlamda bir noktada yoruyor adayları da. Dolayısıyla nokta atışı böyle süreçlerle analiz etmeye çalışıyoruz birlikte çalışmaya karar vereceğimiz arkadaşlarımızı. Genellikle bizdeki süreçlerde biraz daha böyle hani farklı perspektiflerden de bakabilelim diye ilk adımda işte insan kaynakları yani işe alım uzmanımızla teknik ekibimiz bir arada yapıyorlar görüşmeyi. Aynı anda hem teknik taraflarını değerlendiriyoruz hem de insan kaynakları bakış açısıyla biraz daha İşte kültüre uyumunu, şirkete uyumunu, gerçekten hani bu noktadaki deneyimin altındaki öğrenimlerini anlamaya çalışıyoruz adayların. Sonraki süreçte ikinci bir adımımızda zaman zaman bazı pozisyonlar için case çalışmalarımız olabiliyor. İkinci bir işte genel müdür yardımcısı, grup müdürü gibi bir seviyede görüşmemiz olabiliyor. Orada biraz daha hem teknik anlamda daha derine indiğimiz hem de biraz daha vizyonumuzu anlattığımız, gitmek istediğimiz yeri anlattığımız bir adımımız oluyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir kişinin sadece teknik anlamda bir işi yapabilirliği çok da yeterli olmayabiliyor. Yani gerçekten şirketin gitmek istediği yöne giden o noktada hareket etmeye istekli mi? Onun için anlamlı mı böyle bir süreçte çalışmak? Onu da analiz etmeye çalışıyoruz. Son noktada pozisyonun seviyesine göre aslında işte müdür üstü seviyeler için bir assessment sürecimiz oluyor. Orası biraz daha böyle uzun süren, biraz daha komplike değerlendirme süreçlerine giren bir adım. Onun dışında da bir işte envanter sürecimiz oluyor. Zaten standart referans kontrolü süreçlerimiz oluyor. Böyle mümkün olduğunca adayı da böyle çok dağıtmayacak, çok odağından uzaklaştırmayacak şekilde böyle arka arkaya süreçlerimizi yürüterek el sıkışma noktasına gelmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi pozisyon bazlı bunların içine giren adımlar, çıkan adımlar olabiliyor. Ama genel olarak teknik değerlendirmenin yanında işte kültür, ekibe uyum, bu da bizim için çok önemli bir değerlendirme kriteri. Aslında belki de çok daha önemli teknik tarafından bu. Aynen. Yani çok sesliliği seviyoruz. Herkes aynı olmasın. Herkes birbiriyle böyle benzer karakterlerde, profillerde olmasın ama bir araya geldiklerinde de gerçekten bir uyum içinde çalışabilsinler, bir sinerji yaratabilsinler. Dolayısıyla bu da bizim dikkat ettiğimiz özellikle süreçler içerisinde baktığımız noktalardan bir tanesi diye özetleyebilirim. Bilmiyorum aslında eklemek istediğin bir şey olur mu? Şey söyleyebilirim belki. Şimdi özellikle biz bu Agile dönüşümüyle birlikte tabii takım olgusu da çok ön plana çıktığı için bazen takımlar yani takım arkadaşları, potansiyel takım arkadaşları da görüşmelere katılmak istiyorlar. Bunu yapan takımlarımız olabiliyor ve bundan çok da büyük keyif alıyoruz. Çok güzel sonuçlar da alıyoruz aslında. Belki hani her yere nasıl yaygın
yaygınlaştırabiliriz diye kendi kendimize bir çalışma konusu da çıkartabiliriz ama kimi zaman beraber çalışacak takım da girebiliyor görüşmelere. Bununla da ilgili çok olumlu geri dönüşler de alıyoruz. Şu çok önemli. Gerçekten teknik bir şekilde bazen olabiliyor. Yani bir potansiyel varsa siz çok kısa bir sürede aslında gerekli gelişim desteğiyle aslında zaten bir kişiyi A noktasından B noktasına getirebiliyorsunuz ama o isteklilik, heves, bir şeyler yapma motivasyonu, o hani böyle koşma isteği, onların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mümkün olduğu kadar aslında onları görebileceğimiz şekilde görüşmelerimizi ve süreçlerimizi organize etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim aslında sorularımız, kafamızdaki sorular bu kadardı. Sizin belirtmek istediğiniz bir şeyler var mı? İnsanlar size nasıl ulaşabilirler? Ne alanda şu an iş ilanlarınız falan, birazcık onlardan bahsedebilirsiniz isterseniz. Ben başlayayım isterseniz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim için de öyle. Zaten böyle konuştukça daha da konuşamadığımız da geliyor yani. Çok fazla şey var konuşulabilecek bu konu hakkında ama biz bu podcast sonrası, bu yayın sonrasında da ulaşmak isteyenler için her zaman erişilebilir olduğumuzun altını çizmek isteriz. Ben LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum mesela. Kendi adıma hani bana LinkedIn üstünden çok rahatlıkla ulaşabilirler, mesaj atabilirler, her türlü soruyu da iletebilirler. Seve seve yanıtlarım. Çok aktif bir LinkedIn kullanıcısıyım çünkü. Onu söyleyebilirim kendi adıma. Hem bireysel olarak hem de aslında Doğuş Teknoloji'yi takip etmek isteyenler için işte LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımız var, YouTube kanalımız var. Dolayısıyla bizi çok rahatlıkla birçok farklı mecradan daha yakından tanıyabilirler deyip sözü Aslı'ya bırakayım. Ben LinkedIn'de Sibel kadar aktif olmasam da yavaş yavaş yetişmeye çalışıyorum onun hızına diyeyim ama hakikaten LinkedIn aslında en rahat erişebildiğimiz, en rahat temasa geçebildiğimiz alan. Ben de Doğuş Teknoloji özellikle takip etmelerini çok öneriyorum. Çünkü orada bizim çok güncel bilgilendirmelerimiz oluyor. Sadece bu programla ilgili olarak değil, yaptığımız her şeyle ilgili olarak bilgilendirmemiz oluyor. Ama tabii ki bizim şahsi hesaplarımızdan da mutlaka geri dönüş yapıyoruz. Mutlaka birbirimizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla oradan da bize ulaşabilirler. Şey de söylemek lazım. Gerçekten de kolay dönemlerden geçmiyoruz. Büyük bir değişimin ve dönüşümün içindeyiz. Dolayısıyla yollarımız kesişir, kesişmez. Farklı bir birlikteliğimiz olur, olmaz. Ama bir şey danışmak isteyen, bir fikir almak isteyen, hani biraz görüş almak isteyen herkes de gerçekten de yazabilir. Elimizden geldiğince dönüş yapmaya, yardımcı olmaya, yol göstermeye gayret ederiz. Ben bir de son olarak şeyi de ekleyeyim. Geleceğe girişten çok bahsettim. Çok konuştuk. Şu anda da 2022 döneminin başvuruları devam ediyor. Hazır ediyorken tekrar onu hatırlatayım. 14 Mart'a kadar başvurabilirsiniz Geleceğe Giriş programına. Gelecegegiriş.com adresinden başvurularınızı bekliyoruz diyerek bunun da altını çizmeden geçmemiş olayım. Ben şey ekleyeyim mi Sibel? Hani biz böyle Geleceğe Giriş'ten çok bahsettik ve bunun bir staj programından çok öte bir şey olduğunu söyledik. Aramızda zaten şu anda hakikaten neredeyse 150 plus genç yeteneğimiz de var. Biz de part-time olarak çalışıyoruz. Belki şeyin de tekrar altını çizmek lazım. Tabii ki sadece bir zorunlu staj olarak da hayatımıza giren arkadaşlarımız da oluyor. Staj yaptıktan sonra okul programı nedeniyle gitmek zorunda kalan arkadaşlarımız da oluyor. Kimi ders programını organize ettikten sonra tekrar geri geliyor. Dersine, okulunu, her şeyini ayarladıysa biz de part-time çalışarak hayatına devam eden arkadaşlarımız da oluyor. O yüzden bunu hani çok uzun süren bir program olarak da, devamlılığı olan bir program olarak da özellikle hani bu mesajın tekrar altını da çizmek istiyorum. Altını çizeceklerimiz bitmedi o zaman. Şeyi de özellikle görüyor ve arttırıyorsun. Aynen. Ya hakikaten hep bununla ilgili çok fazla soru geliyor çünkü. Gerçekten böyle haftada 4-5 tane üniversite etkinliğine de katılıyoruz. Çokça da soru geliyor bu konuyla ilgili. Hem başvuru süreci hem program şu anda %100 online yürüyor. Biz de remote çalıştığımız için süreç de online ilerliyor. Dolayısıyla başvurmak isteyen arkadaşlarımızın aklında ya İstanbul'a mı gelmek zorunda kalacağım gibi bir çekince olmasın. Bulundukları şehirden, okudukları şehirden, yaşadıkları şehirden çok rahatlıkla bu programa dahil olabilirler. Onu da özellikle belirtmek istedim. Bir kedi miyavlamasıyla. Toplam kedi sayımız 6 mı? 5 mi? O civarda. Hayır, her birimizde ikişer tane. Yayının sonuna kadar iyi dayandı yine. Bir kaza yaşamadan geldik. Teşekkür ederim Sibel. Aslında çok keyifli bir yayın oldu. Bence insanlar da Doğuş Teknoloji ve kültürü ve neler yaptığınız konusunda bayağı bilgi sahibi olmuşlardır. Biz de söylediğiniz şeylerin linkleri paylaşacağız. Davetimizi kırmızı teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık hakikaten. Yani bir buçuk saat daha konuşabilirdik aslında. Bir dahakini ne zaman yapıyoruz diyeceğim ben. Evet, biz de konuşalım. Senin zaman çok diyorum. Teşekkür ederiz. Evet, zaman ayarlayalım. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.